böbreklerimiz vücut su ve tuz dengesini düzenleyen, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıran ve birçok hormon salgılayan organlarımızdır. Yaşam süresinin uzaması, şeker hastalığı, şişmanlık, yüksek tansiyon gibi hastalıkların yaygınlaşması ile böbrek hastalıklarının sıklığı giderek artmaktadır. Bu eğitim filminin amacı böbrek hastalıkları hakkında temel bilgileri vermek ve hafif böbrek yetmez olan hasta ve yakınlarını bilgilendirmektir. Bu eğitim filmi 4 bölümden oluşacaktır. Temel bilgiler, böbrek yetmezliği, sık sorulan sorular, önleme ve tedavi. Bu film böbrek hastalıkları hakkındaki genel bilgileri içermektedir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan tedavinizde bir değişiklik yapmayınız. Günümüzde böbrek hastalarının şanslı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Önceki yıllarda amaç Sadece hastaların yaşamasını sağlamak iken günümüzde böbrek hastalarının yaşam süresi uzamış ve amaç kaliteli yaşam olmuştur. Doğru tedavi ve tedaviye uyum ile kaliteli yaşam mümkündür. Böbrek hastalığı sık bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada yaklaşık olarak her 10 yetişkinden birisinde böbrek hastalığı saptanmıştır dünyada yaklaşık 500 milyon kronik böbrek hastası vardır. Ülkemizde böbrek hastalığı sıklığını saptamak için yapılan araştırma henüz sonuçlanmamıştır. Ama ilk veriler ülkemizdeki böbrek hastalığının daha az olmadığını göstermektedir. Yani Türkiye'de de yaklaşık 10 yetişkinden birisinde kronik böbrek hastalığı vardır. Böbrek hastalığının Önem ve sıklığının giderek artması nedeniyle Uluslararası Nefroloji Derneği ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu her yıl Mart ayının ikinci perşembesini Dünya Böbrek Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Böbrek Günü ilk kez 2006 yılında kutlanmıştır. Böbrek hastalıklarını anlayabilmek için böbreğin ne iş yaptığını anlamalıyız. Üre Ürik asit, kreatinin gibi maddeleri vücuttan uzaklaştırarak çöpçülük yapar. Su, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi maddelerin dengeli bir şekilde vücuttan atılmasını sağlayarak çevreyi düzenler. Kan basıncının düzenlenmesinden sorumlu organlardan birisidir. Hormonlar salgılayarak kan hücrelerinin çoğalması, kemik yapımı gibi görevleri vardır. İlaçları, zararlı maddeleri idrarla atar. Böbrek hastalıkları çoğu zaman sinsi'dir. Yüksek tansiyon böbrek hastalığının belirtisi olabilir. İdrar miktarında azalma, vücutta şişlik, gece idrara kalkma ve kansızlık böbrek hastalıklarının diğer belirtileridir. İdrar yaparken yanma, idrara kalkma, taş, idrar yaparken zorlanma gibi idrar yolları hastalığı belirtileri de olabilir. Şişlik, ellerde, bacaklarda, göz kapaklarında, akciğerlerde ve karında olabilir. Ancak böbrek hastalığı tanısı çoğu zaman başka bir hastalık nedeniyle yapılmış idrar ve kan tahliliyle konur. Hastalığın sinsiliğini göstermek için İki hastamın başından geçenleri anlatmak istiyorum. 30 yaşındaki erkek hastamın tek yakınması halı sahada top oynarken yorulmaydı. Gittiği doktor önce kansızlık saptıyor. Gerekli incelemelerden sonra böbrek yetmezliği tanısı koyuyor. Bana geldiği zaman böbrekler için yapacak bir şey yoktu. Diyaliz tedavisi planladım. Bu hastam daha sonra böbrek nakli oldu. Hastaya daha ayrıntılı sorunca uzun süredir gece idrara çıktığını söyledi. İkinci hastam 25 yaşında bir kadın. Baş ağrısı nedeniyle doktora gidiyor. Doktor kan basıncını yüksek ölçüyor. Yapılan incelemelerde böbrek yetmezliği saptanıyor. Bana geldiği zaman böbrekler için yapacak bir şey yoktu. Diyaliz tedavisi planladım. Hasta daha sonra Uzun süredir baş ağrısı olduğunu ve doktora gitmediğini söyledi. Eğer daha önce doktora gitse yüksek tansiyon saptanıp böbrek yetmezliği önlenebilirdi. Böbrek yetmezliği ilerledikçe vücutta üre gibi maddeler birikir. Kalp, akciğer, beyin, kaslar, kemik etkilenir ve daha değişik belirtiler ortaya çıkar. Sizlere Hastalığın belirtileri hakkında bilgi vermemin nedeni hastalığın sinsi olabileceğini vurgulamaktır. Hastalığın ilerlemesi de sinsi ve yavaş olabilir. Bu nedenle hiçbir belirti olmasa da size önerilen ilaçları kullanmanız, beslenme üzerine dikkat etmeniz çok önemlidir. Günümüzde böbrek hastaları çok şanslıdır. Hastalık önlenebilir ve tedavi olanağı vardır. Şimdi sizlere kronik böbrek hastalığından bahsetmek istiyorum. 3 ay veya daha uzun süreli böbrek hasarı veya böbreğin süzme görevinde azalma olması durumu kronik böbrek hastalığı olarak kabul edilir. Böbrek hasarının belirtileri proteinüri yani idrarla normalden fazla protein albümin kaybı, idrarın mikroskopik incelemesinde anormallik olması ve radyolojik olarak anormallik saptanmasıdır. Bu filmi seyretme nedeniniz, sizde veya yakınınızda kurnik böbrek hastalığı saptanması olmalıdır. Kurnik böbrek hastası olan bir kişinin hastalığıyla ilgili öğrenmesi gereken önemli konulardan birisi hastalığının evresidir. Amerika'da Ulusal Böbrek Vakfı kurnik böbrek hastalığının beş evreye ayrılmasını önermiş ve bu öneri tüm dünyada yaygın bir kabul görmüştür. Kronik böbrek hastalığı, böbreğin süzme fonksiyonuna göre evrelendirilir. Kanda kreatinin ölçümü yapılır. Değişik formüller kullanılarak hastalığın evresi hesaplanır. Tedavi hastalığın evresine göre planlanır. Bu film daha çok evre 1 ve 2 hastalar için hazırlanmıştır. Bu filmde aktarılan bilgilerin çoğu evre 3, 4 ve 5 içinde geçerlidir. Hastalığınızın evresini öğrenmek için lütfen doktorunuza sorunuz. Bu temel bilgilerden sonra böbrek yetmezliğinden bahsetmek istiyorum. Böbrek yetmezliği, böbreğin başta süzme işlevi olmak üzere tüm görevlerinde geçici veya kalıcı aksam olmasıdır. Böbreğin süzme işlevi azalınca üre, kreatinin gibi atık maddeler vücutta birikmeye başlar. Böbreğin süzme işlevinde azalma yoksa böbrek yetmezliğinden bahsedilmesi doğru değildir. Üre, kreatinin gibi çöplerin vücutta birikmeye başlaması ile hastada daha önce olmayan belirti ve bulgular ortaya çıkar. Kalp, akciğer, sinir sistemi, kemikler, bağırsaklar, deri gibi birçok organ etkilenir. Ama yakın ve sağlıklı bir hasta, hekim, hemşire işbirliği ve doğru tedavi ile bu etkilenmelerin çoğu önlenebilir veya hastaya önemli bir sorun çıkarmaz. Günümüzde böbrek hastalarının şanslı olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Böbrek hastalığı ile böbrek yetmezliği farkından bahsedip sık sorulan sorulara geçmek istiyorum. Böbrek yetmezliğinden bahsetmek için böbreğin süzme fonksiyonu azalmalıdır. Böbreğin süzme fonksiyonu azalmadan da böbrek hastalığı olabilir. Örneğin böbrek taşı, böbrek iltihabı böbrek hastalığıdır. Her böbrek taşı veya böbrek iltihabı olan hastada böbrek yetmezliği olmaz. Böbrek yetmezliği böbrek hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkar. Bazı böbrek hastalıklarında hiç böbrek yetmezliği gelişmeyebilir. Şimdi sık sorulan sorular. Yaşam için vücudumuzda çok sayıda biyokimyasal olay olur. Örneğin proteinler birçok olaya katılır ve sonunda parçalanır. Parçalanan proteinler üre haline gelir ve vücuttan atılır. Kreatinin ise kas hücrelerinde oluşur ve vücuttan böbrekler aracılığıyla atılır. Böbreğin süzme görevlerinde azalma olursa kanda üre ve kreatinin yükselir. Kreatinin böbreğin süzme işlevini yani böbrek yetmezliğinin derecesini üreden daha iyi gösterir. Bir yakınmam yok. Doktorum böbrek yetmezliği tanısı koydu. Bu mümkün mü? Özellikle evre 1 2'de bazen evre 3'te hiçbir belirti ve yakınma olmayabilir. Birçok hastada böbrek yetmezliğinin tesadüfen saptandığını hatırlatırım. Böbrek yetmezliğinin geçici mi kalıcı mı olduğu hastasına göre değişir. Sizde böbrek yetmezliği varsa yanıtını doktorunuza sorarak öğrenebilirsiniz. Bu eğitim filmi kalıcı yani kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için hazırlanmıştır. Böbrek yetmezliği tanısı alan hastaların aklına ilk gelen sorulardan bir tanesi hastalığın iki böbreği de etkileyip etkilemediğidir. Tek böbrek sağlam olsa, sağlam böbrek hasta böbreğin yaptığı işlerin üstesinden gelir, yani böbrek yetmezliği olmaz. Toplumda bin kişiden birisinde tek böbrek vardır. Ve bu kişiler tek böbrekli olduklarının farkına bile varmazlar. Tek böbrekli oldukları tesadüfen saptanır. Tek böbrekli olmak sorun olsa Kimse yakınına böbreğini bağışlamazdı. Eğer böbrek yetmezliği varsa iki böbrekte de problem vardır. Ülkemizde böbrek yetmezliğinin sık nedenleri şeker hastalığı, nefrit yani böbreğin mikrobik olmayan iltihabı ve yüksek tansiyondur. İdrar yollarının çeşitli hastalıkları, idrar yollarında daralma idrarın idrar kesesinden yukarı böbreğe kaçması da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kistik hastalıklar, böbreğin kalıtsal hastalıkları da böbrek yetmezliğine neden olabilir. Diyaliz ve böbrek naklinin gündeme gelmesi hastaya göre farklılık gösterir. Evre 4-5 hastalarda diyaliz ve böbrek nakli hazırlığı başlamalıdır. Evre 4, 5'ten bahsetmek için genellikle serum kreatinin düzeyi 5, 6 mg desilitre civarına yükselmelidir. Hafif böbrek yetmezliği olan hastalar tedavilerine dikkat ederlerse yıllarca diyaliz tedavisine gerek duymayabilirler. Böbrek hastalarında yüksek kan basıncının kontrol altına alınması hayati derecede önemlidir. Böbrek hastalarında tedavinin ilk basamağı böbrek hastalığına yol açan nedeni tedavi etmektir. Böbrek hastalığına yol açan neden ne olursa olsun etkin kan basıncı kontrolü hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Ülkemizde diyaliz hastalarının yaklaşık olarak beşte birinde nedenin hipertansiyon olduğunu hatırlatırım. Böbrek hastalıkları denince hastalar hangi doktora gidecekleri konusunda ikilem yaşayabilirler. Üroloğa mı yani bevliyeciye mi yoksa nefroloğa mı gitsem diye düşünebilirler. Böbrek hastalıkları ile nefroloji ve üroloji disiplinleri ilgilenir. Tüm cerrahi işlemler üroloji tarafından yapılır. Böbrek yetmezliği, nefrit yani böbreğin mikrobik olmayan iltihapları hipertansiyon, nefrolojinin ilgi alanındadır. Böbrek taşları, böbrek tümörleri ve idrar yollarında tıkanma üroloji tarafından takip edilmelidir. Böbrek kistleri, piyronefrit her iki disiplin tarafından da izlenebilir. Bazı hastalar hem üroloji hem nefroloji tarafından izlenmelidir. Örneğin bir hastada idrar yolları tıkanmasına bağlı böbrek yetmezliği gelişirse bu hasta hem üroloji hem nefroloji tarafından takip edilir. Ülkemizde kronik böbrek hastalarında sık karşılaşılan nedenler taş hastalığı ve idrar yolu tıkanıklığı gibi hastalıklardır. Bu hastalıklar iyi bir üroloji takibiyle çoğu zaman tedavi edilebilir ve böbrek yetmezliği önlenebilir. Bu bölümde Böbrek hastalığını önleme ve tedaviden bahsetmek istiyorum. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesinin önlenmesi, önlenemiyorsa yavaşlatılmasıdır. Önlemek için kimlerin risk altında olduğu bilinmelidir. Yüksek riski olan kişilerde böbrek hastalığı taraması yapılmalıdır. Yüksek riski olanları özetlemek gerekirse Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlığı olanlar, sigara içenler, 50 yaştan büyük olanlar, başka bir böbrek hastalığına sahip olanlar ve aile öyküsünde yani özellikle anne babasında şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı olanlar risk altındadır. Ülkemizde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve şişmanlığın sık. Ayrıca sigara içiminin yaygın olması nedeniyle risk altındaki kişi sayısı çok fazladır. Erken tanı, doğru tedavi ile risk altındaki kişilerde böbrek hastalığının ilerlemesi önlenebilir. Hastalığın tümden ortadan kaldırılamadığı durumlarda ilerlemesi geciktirilebilir. Bu amaçla kan basıncı kontrol altına alınmalıdır. Hedef kan basıncı 140-90 mm civarının altındayken kronik böbrek hastalığı olanlarda hedef kan basıncı 130-80 mm civarının altıdır. Yüksek tansiyonun önemini bir kez daha hatırlatırım. Şeker hastalığı varsa kan şekeri kontrol altına alınmalıdır. Bozuksa kan yağları düzeltilmelidir. Varsa kansızlık tedavi edilmelidir. İçiliyorsa sigara bırakılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Fazla kilolardan kurtulmak da böbrek yetmezliğinin ilerlemesini önler. Tedaviden biraz daha ayrıntılı bahsetmek istiyorum. Bu filmde bahsedilen tedavi prensipleri genel prensiplerdir. Sizin için en doğru tedavi yöntemini doktorunuzla konuşarak öğrenebilirsiniz. Tedavi hastalığın evresine göre farklılık gösterir. Temel prensipler böbrek yetmezliğine yol açan hastalığın tedavisi. İshal, kusma gibi sıvı kayıplar için erken önlem. Böbreğe zarar veren ilaçlardan kaçınılması. Kan basıncının kontrol altına alınması, sigaranın bırakılması, beslenmeye dikkat edilmesi, su ve tuz miktarının düzenlenmesi, diyaliz ve böbrek nakli şeklinde özetlenebilir. Şimdi bunlardan daha ayrıntılı bahsetmek istiyorum. Öncelikle böbrek yetmezliğine yol açan hastalığın tedavisi de yapılmalıdır. Örneğin Şeker hastasında kan şekeri kontrol altında tutulmalıdır. İdrar yollarında tıkanma, darlık varsa düzeltilmelidir. İshal, kusma gibi sıvı kayıpları böbrek yetmezliğinin ilerlemesini hızlandırır. Hemen müdahale edilmelidir. Sıcak havalarda susuz kalmamaya dikkat edilmelidir. Böbreğe zarar veren ilaçlardan kaçınmak gerekir. Günümüzde ilaçların çoğunun böbreğe zarar vermeyen alternatifleri vardır. Tomografi, anjiyografi gibi radyolojik incelemelerde kullanılan ilaçlar böbreğe zarar verebilir. Ayrıca birçok ilaç böbrekten atılır. Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması yapılmaz ise bu ilaçlar vücutta birikerek istenmeyen sonuçlara yol açabilirler herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda yarar vardır. Kan basıncı kontrolünün önemini ve hedef kan basıncının 130-80 mm civa olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Sigara bırakılmalıdır. Beslenmeye dikkat edilmelidir. Evre 1-2'de önerilen genellikle böbrek hastası olsun veya olmasın Herkes için önerilen sağlıklı beslenmedir. Evre 1 2'de genellikle sıvı alımı ve tuz tüketimi ile ilgili bir düzenleme yapmak gerekmez. Ama tuzu sınırlandırmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırabilir. Bazı böbrek hastalıklarında ilave tuz desteği gerekebilir. Lütfen doktorunuza danışınız. Diyaliz ve böbrek nakli evre 4 ve 5'te gündeme gelir. Kronik böbrek hastalıklarının hepsinde diyaliz tedavisi gerektiren son dönem böbrek yetmezliği gelişmez. Ama kronik böbrek hastalığı kalp damar hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Böbrek yetmezliğine bağlı sorunlar tedavi edilmelidir. Böbrek yetmezliğine bağlı sorunlar genellikle evre 3, 4 ve 5'te görülür. Doğru tedavi ile hastaların çoğunda hastalığın ilerlemesini önlemek, yavaşlatmak mümkündür. Günümüzde böbrek yetmezliği hastalarının şanslı olduğunu bir kez daha hatırlatırım. Evre 3 hastalar için hazırlanmış olan böbrek yetmezliği filminde kansızlık, Kemik hastalığı tedavisi, aşılama, vitamin desteği, doğru beslenme tarzı ve önemli ilaçlar gibi konuları bulabilirsiniz. Böbrek hastalıkları sıktır, sinsidir, tehlikelidir, önlenebilir ve tedavi edilebilir. Her evrede yapılacak bir şeyler vardır. Kronik böbrek hastalarının hepsinde diyaliz tedavisi gerektiren Son dönem böbrek yetmezliği gelişmez. Ama kronik böbrek hastalığı kalp damar hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Böbreklerinizin değerini biliniz. Tedavinizi aksatmazsanız sizlere uzun süre hizmet etmeye devam edeceklerdir. Günümüzde diyaliz hastaları şanslıdır. Ama böbreklerinize iyi baktığınız sürece delis tedavisine ihtiyacınız olmayabilir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam dileğiyle. Bu filmin hazırlanmasındaki katkıları nedeniyle eğitim hemşiresi Türkan Aydoğdu ve Doktor Levent Ceylan'a teşekkür ederim. Bu film böbrek yetmezlikte hastaların tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu filmi yakınlarınıza da izleterek onlara yardımcı olabilirsiniz.